Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar efendim, Billur TV'ye hoş geldiniz. Eylül ayı bizi neler bekliyor? Oğuzhan'a soruyorum. Oğuzhan, Eylül ayında bizi neler bekliyor? Güzel bir ay diyor Oğuzhan'cığım. Buğracığım da burada, Buğra Bahadırlı. Bir şeylerden konuşacağız işte. Beyler karar verecek. Ben sadece soru soracağım. Ne konuşacağız beyler? Evet. Ne konuşacağız? Eylül'de... Bilge beyler, kova beyler ne konuşacağız? Çok şey konuşacağız. Nasılız? Çok nasılız değişik şeyler. Şimdi şöyle bakmamız gerekiyor. Tabii ki 11 Ağustos Güneş tutulması çok etkiliydi. Daha önce video halde söyledik ve ayrıldan beri söylüyorduk. Dünyada ekonomik bir savaşın çıkabileceğini düşünüyorduk ve gerçekten ticaret savaşları dediğimiz bir döngü çıktı. 120'deki önemli bir döngü bence bu 11 Ağustos 2018. Liderlerle alakalı şeyi söylemiştin hocam. Tam Topova Aslan tutulmasına girdiğimiz zaman. Evet tabii. Liderlerin arasındaki, liderlerin hayatındaki büyük değişiklikler, büyük uygulamalar falan filan onlardan bahsediyoruz. Şimdi liderlerin hayatlarında büyük değişiklikler var ve şöyle bir dönemde yani dünya aslında Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması arasındaki o süreçteki döngüye benzeyen bir döngü yaşıyor. Birinci Dünya Savaşı ile beraber biliyorsunuz ki imparatorluklar çökmüştü ve imparatorluklar çöktükten sonra da daha ziyade çok kuvvetli tek adamların ortaya çıktığı bir dönemdi. Ve işte o dönemde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk çıktı ki o da düşünürseniz Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni baştan yapılandırıldı. Aynı şekilde o sırada belli bir bölge Adolf Hitler çıktı. Almanya'yı baştan aşağı yapılandırıldı. Yani Mussolini var, Stalin var. Stalin çıktı Rusya'yı yapılandırıldı. Aynı şekilde Franco çıktı İspanya'yı yapılandırıldı. Dediğimiz sosyokültürel olarak çok büyük değişikliklerin olduğu bir dönem yaşanıyor. Şimdi biz o 11 Ağustos güneş tutulması, 3 yıllık bir güneş tutulması, o 27 Temmuz ay tutulması da asrın ay tutulması, yani asrın 2100, yani şöyle söyleyeyim 2100 yılına kadar, 2100 yılına kadar o kadar uzun sürebilecek tam bir ay tutulması yok buna. O kadar güçlü bir tutulma yaşanıyor. Şimdi o tutulma döngüleri içinde 27 Temmuz'un etkisi, 11 Ağustos'un etkisi derken bu dünyadaki global anlamda çok büyük bir değişimin olduğunu gösteriyor. Aslında kapitalizmin sonu geliyor bura. Kapitalizmin sonu geliyor ama bu kapitalizmin sonu gelirken şimdi alternatifin yerine ortaya çıkması gelecek. Gerekir. Yani şimdi Plüton'un kova burcuna geçeceği 2023 var. Yani 2023 ve bizde Lozan'ın sorgulanacağı bir dönem 2023 ve 2023'te Plüto kova burcu geçişiyle beraber dünya üzerinde 25-30 yıllık çok değişik bir dönem başlayacak. Değişik teknolojilerin ortaya çıkacağı, işte drone mobillerin ortaya çıkabileceği, çok güzel şeyler tabii ki elektronik ve elektrikle ilgili pek çok formun değişebileceği döngüler yaşanacaktı. Aslında ben size şunu söyleyebilirim, evet biz ülke olarak da zor günler geçireceğiz. Aynı şekilde dünyada İran da zor günler geçirecek, Çin de geçirecek ama Amerika Birleşik Devletleri de geçirecek, İngiltere de geçirecek. Şu anki bu etki domino etkisidir. Tabii. Ve bu domino etkisi öyle basit bir etki değil. Yani zaten Trump'ın başkan seçilmesiyle beraber belliydi yani. Geçmişe yönelik videolarımıza bakın arkadaşlar. Yani bunların olabileceğini hep söyledik buraya, ikimiz birlikte söyledik. Ne oldu bu? Bunların hepsi gerçekleşti. Şimdi tabii ki şöyle bir baktığımız zaman artık sistem çok sertleşti. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Plüto Oğlak Burcu döngüsü, işte Kova Burcu, Aslan Burcu döngüleri dediğimizde şu an bir tarafa bakıyorsunuz. İşte Vladimir Putin, bizde Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız. Aynı şekilde öbür tarafta Trump. Bir tarafa bakıyorsunuz Kuzey Kore lideri. Bir tarafa bakıyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı. Yani çok kuvvetli başkanlardan oluşan, ki Tsipras da öyle. Yunanistan'ın başındaki başkan da çok güçlü. Yani artık eğer dünyada bir lig varsa Süper Lig'i oynuyor. Başkanların hepsi çok kuvvetli ve çok kuvvetli bir dönüşüm ve çatışma döngüsüne giriyor dünya. Bu, ben şöyle söyleyebilirim. Dünya aslında bir dünya savaşına gidiyor ama bu dünya savaşı herkesin beklediği topla tüfekle bu sefer olmayacak. Çünkü neden topla tüfekle olamıyor? Çünkü hepsinin elinde nükleer füze var.
Yani Rusya'nın elinde de var. Yani. Rusya'nın elinde de var. Aynı şekilde Çin'in, aynı şey Kuzey Kore, nükleer kim? Aynı şekilde düşünürseniz İsrail. İsrail tüm Orta Doğu'yu yok edebilecek bir nükleer kapasiteye sahip. Aynı şekilde Fransa çok büyük bir nükleer güç. Yani İngiltere çok büyük bir nükleer güç. Artık herkes bir şey biliyor. Yani hepsinde pitbull var ve birbirlerine dayılanamıyorlar. Bunun bu sebepten dolayı bu 3. Dünya Savaşı, Nostradamus'un söylediği o 2070-80'lerdekilerden bahsetmiyorum ben. Şu anki olan büyük bir ekonomik savaş. Bu başlıyor. Herkesin artık kendi cephesini belirlemesi gerekiyor. Tabii ki cepheler belli oldu aslında. Yani bir tarafta düşünürseniz Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail ve o taraf oluşmaya başladı. Bir tarafta Rusya, Çin, Türkiye, İran, Azerbaycan, Hindistan gibi bir yapı ortaya çıkmaya başladı. Ama tabii ki bu iş ekonomik bir sistem. Yani ekonomik bir savaş stratejik olarak baktığımızda, astrolojik olarak da kimsenin öyle çok kazanabileceği bir savaş da değildir. Aslında yani bir yerden toprak kazan, ne kazanacaksın ki ekonomik savaşın sonucunda, ne kazanacaksın ki? Ki ona vergi koyacak, buna vergi koyacak. Niçin savaşıyoruz biz ya? Hadi eskiden toprakmış, kendi ülkesini büyütmekmiş, imparatorluğunu genişletmekmiş. Şimdi herkesin sınırları belli. Neyin savaşı bu ya? Yani, niye geçinip gidemiyoruz gerçekten? Şeyden yani kaynaklanıyor şimdi. Trump'ın doğum haritasına bakarsanız, yani Trump'ın başlangıçtan beri hareketleri ve davranışları çok da dengeli değil, değil mi? Yani ikizler burcu, Alnilam yıldızıyla güneşi kavuşmuş, Alnitak ve Mintakayla çok iç içe bir güneşi var. Ama Spica'dan bir taraftan destek almış, müthiş bir tanınırlık, şan, şöhret, güç veriyor. Ama sabırsız, kavgacı, agresif. Bir tarafta Mars'a aslanla 26 derecede, Plüton'a aslan 10 derecede çok ciddi bir ego var bir tarafta. Ve Dolunay insanı, yani tam Dolunay'da doğmuş, 22 derecede ayı var aslında. Güney ay düğümü, ay arasında kavuşuma, kuzey ay düğümü. Buna baktığında adamın haritasındaki, Trump'ın haritasında güneş kuzey düğümü arasında Jüpiter teraziye gelmiş, destek açısı vermiş. Ama şu an ne yaptı? O Plüton'un ve Mars'ın tam kare noktasında Jüpiter'de, tam o Plüton'un üzerinde, tam o Mars'ın üzerinde o tutulmadan darbe aldı. Çünkü o Plüton'un üzerinde o tutulma ve Mars retrosunu yaşadı. Bunun anlamı şu: Amerika'nın da işi kolay değil. Amerika'nın da işi kolay değil, Trump'ın da işi kolay değil. Ama şöyle bir özellik var. Tabii ki baktığınız zaman şimdi işin de bir gerçeğini kabul etmemiz gerekir. Şu an için süper güç Roma, Empire of the Rome, Amerika Birleşik Devletleri'dir dünyada. Yani her dönemin, her yüzyılın büyük bir süper gücü vardır. Yani onun askeri, da bir işi var o zaman. Tabii ki askeri rejonuyla, işte askeri rejonuyla, ekonomisiyle, kaynaklarıyla, sosyetesiyle, bilimiyle her dönemin bir büyük imparatorluğu vardır. Bu da Amerika Birleşik Devletleri imparatorluğu diyebiliriz. Aslında dünyayı domine eden en büyük güç. Onlar da çok zorluklar yaşayacak. Ama unutma, Roma'nın da sonu böyle geldi. Caligula'nın hataları, işte pek çoğunun hataları sonucu böyle geldi. Ama bir süreç. Herkes şu an şeyi bekliyor. İşte Amerika çökecek, yıkılacak, şu olacak, bu olacak. Öyle kolay değil yani. İki günde yıkılacak da senin şeyin, cebin şeye mi erecek? Ben yani şöyle söyleyeyim. Bu ekonomik ticari savaşlar önümüzdeki 6 ay içinde çok şiddetli. Ondan sonraki 6 ayda tahminlerinizden çok çok daha şiddetli boyutlara varacaktır. Ama bunun bizim üzerimizde ne düzeyde etkisi? Tabii ki hükümet, yöneticilerimiz, sonuçta profesyoneller bu işi bizden daha iyi bilirler ve onlar zaten gerekli önlemleri alacaklardır. Ama yani burada öyle kolay geçmeyecek. Onun için kişilerin de önlem alması gerekiyor. Yani kişilerin de bu mücadelede, bu çatışmada şöyle bilmesi. Yani? Emergency dediğimiz. Yani ben yıldan önce bir videoda ne yapmıştım? Orduyu koruyun demiştim. Ülke çok dış mihraklar tarafından baskı görecek. Şimdi ne diyorum? Ekonomiyi koruyun. Herkes birbirine sahip çıksın. Herkes birbirini desteklesin. Komşun açsa bir savaş ve çatışma içinde olduğunu düşün. Yani şey olarak görmesen bunu. Yani bir real sektör krizi var. İşte biz Venezuela'ya, Arjantin'e dönüyoruz şeklinde bakma buna. Bu gerçekten bir dış savaş yaşıyorsun ve o yaşamış olduğun o dış savaşta
dışarıdaki güç seni tüketmemesi için sen de eğer komşunu açsa sen de ona yardım edeceksin. Yanlış mı? Doğru. Yani savaş ekonomisini düşün. Savaş ekonomisini. Ha silahla savaşmışsın ha ekonomik savaşmışsın. Ama bunları hissedeceğiz. Sırf biz değil tüm dünya hissedecek. Yani arkadaşlar öyle Amerika'daki mutlu görünen arkadaşlar siz de hissedeceksiniz. Burada en şanslı Çin çıkar gene. Gene en şanslı en güçlü o Çin kalabalığı. Çıkar. Ya Çin güçlü çıkar. Astrolojik harita öyle gösteriyor yani. Çin güçlü çıkar. Rusya güçlü çıkar. Yani bizler çok yıpranırız. Aynı şekilde Amerika çok yıpranır. Çünkü sonuçta Orta Doğu ülkesiyiz biz. Bizim sürekli ve sürekli kaynağa ihtiyacımız var. Belli noktalardan sonra. Kaynaklarımız yetersiz çünkü. Petrol kaynağımız yok. En basitinden yani. Güneşimiz var. Güneşimiz var ama kullanamıyoruz. O ayrı. Aslında Türkiye, ben çocukken bak ilkokulda hatırlıyorum, kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biri diye biliyorduk biz Türkiye'yi. Öyle. Biz bütün kapıları dışa kapatsak yine yaşarız bir şekilde. Bakın şimdi ben şey söyleyeyim, bilim. Bu ben şunu her zaman karşıyımdır. Bir hükümeti, tek bir yöneticiyi şu an olanlar için suçladığınız zaman o zaman bir yanlış yaparsınız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin o senin çocukluğunda, benim çocukluğumda yaşadığımız olaylara sebebiyet veren 40 yıllık bir devlet geleneği süreci. Evet. Bundan kaynaklanıyor. Yani siz 40 yıl boyunca Yahudi tefecilerden para alıp ülkeyi borçlandırırsınız. Ülkenin işte ne diyeyim kaynaklarına dışarıya ihraç etmesini engellerseniz sonuçta 40. yılın sonucunda bu olur. Yani bunlar 1975-76'lardan beri var olan süreçlerin sonuçlarını yaşıyoruz. Buna sen ne diyorsun? Ülkelerde demek ki öyle iki günde olmuyor bizim hayatımızda olduğu 40 gibi. Yıllık döngüler. Yani bizim nasıl bireysel hayatlarımızda döngüler var 28 yıllık, 14 yıllık gibi ama ülke herhalde de 40 yıllık, 33 yıllık, 40 yıllık döngüler var. Yani onun için yani bir de bir şey daha ben fark ediyorum. Sosyal medyada herkes karamsar olmuş. Herkes önüne gelen her şeyi yazıyor, her şeyi söylüyor, her şeyi bir yere kadar. Bilgi kirliliği had safhada. Bilgi yani. bilmeden konuşuyor herkes. Yani taksiye biniyorsun, taksi şoförü, dünyanın en büyük ülke idarecisi. Tabii herkes de birbirine moral bozucu şeyler söylüyor karşılıklı. Ama ben herkese önde. Moral verici bir şey söyleyeyim. 2023'te gerçekten eğer ekonomik olarak bakıyorsanız, siyasi demiyorum, ülkenin sosyal siyasi ve sosyolojik döngüsünü söylemiyorum ama 2023 sonrasında 2024-28 arasında Türkiye ekonomik olarak çok güçlü bir ekonomi olacak. Yani çok iyi parlayacak. Kuvvetli bir şekilde çıkacak. Savaş sonrasında bazı ekonomiler çıkar da. Yani burada ülke şöyle bir şey, şimdi biz bunu söylediğimiz zaman insanlar dinliyor. Aa bak 2023'te ülke çok düzelecekmiş deyip beklemeye işte geçiyor. İşte öyle değil. Ya taşın eline evet. Altına elimizi sokmazsak öyle herkes dışarıdan ülkenin iyi olmasını beklerse bir bok olmaz. 2020 sonrası 24-28 arasındaki dönemde gerçekten bir parlama, bir hareketlenme, bir nasıl enerji. Nasıl olacak? Bizim vatandaşın huyu suyu mu değişecek bir anda? Neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Şimdi ticaret savaşları bittikten sonra çok büyük bir yıpranmışlık olacak büyük güçlerde, büyük kartellerde, büyük gruplarda. Biz şu an etkileniyoruz. Yani biz bir 6 ay daha etkileniriz. 6 ay, 7 ay sonra yani bizim üzerimizde ne Trump, ne Amerika, ne büyük karteller bizim üzerimizde oynamaktansa güçlerini Çin'e doğru yönlendirecek, Rusya'ya doğru yönlendirecek. İşte o dönemde bizim üzerimizdeki baskı azaldıktan sonra biz rahatlarız zaten burada. Ama sonuçta bir şey unutmamak lazım. Yani otobüs kaza yaptı. Yani otobüs kaza yaptı. Lastiğini bir şekilde patlattılar ve otobüs kaza yaptı. Yani bu otobüsün tamir olması 3 yıl. Bir süreçtir. Yine iyimser. Ya. Biz ne yapalım vatandaşlar olarak? Nasıl koyalım? Ah, bir de elektrik çarpacak geri zekalı. Hector gel. Halk arkadaşlar köpeğim Hector. Köpeğimiz. Hector gel. Ay çok komik oynuyor deminden beri. Bak ne güzel şimdi ya. Hazır. Köpek gel olmak bakalım. Varmış gel, dünyada. Gel, gel. Hector. Ne kadar zevkli. Keyfine bak adamın. Evet. Tipe bak. Bu arada ben bir açıklama yapayım. Ben Instagram'dan çok çeşitli köpekler paylaştığım için herkes benim 10-15 tane köpeğim olduğunu falan zannediyor. Aslında ben köpeklere, hayvanlara, kedilere çok
Yani tüm canlıları çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. 3 kedim, 1 köpeğim ve yüzlerce balığım var. Ama diğer köpeklerin pek çoğu yakın arkadaşlarım köpekleri. İşte arada bir bize ziyarete geliyorlar. Çiftlik sahibi olan bazı arkadaşlarımın köpekleri var. Kızım Venüs Alya'nın hayvanlarla daha dost geçinebilmesi için ona her çeşit köpekle ne yapıyorum? Şşt! Hector, o bir elektrik prizi oğlum, gel. Gerizekalıymış diyeceğiz. Gel. Kömür. Yerinde onu ya. Köpek evet, kömür evet. Olmuş orada. Bunlar da hayvan sever diye geçiniyorlar. Peki şeyi söyle, geri dönelim konumuza. Özür dilerim. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ne yapacağız? Nasıl hareket edeceğiz? Bu önümüzdeki 3 sene içinde ne yapmamız gerekiyor? Eğitim ne yapmamız şart. Gerekiyor? Buğracığım. Eğitim şart. Şimdi... Biz bir de bu arada Sabiha Gökçen'e yakınız da onun için bu kadar çok uçak sesi duyuyoruz. Trafik gibi oldu bu hemen birden. Evet. Eve de uçakla döneceğiz buradan inşallah. Şimdi ya şöyle bir örnek vermek gerekirse hani bir kere şimdi arkadaşların birçoğu izleyiciler ya da bizi tanıyan tanımayan dışarıdan bilen bilmeyen ön yargısı olan olmayan o kadar çok kişi var ki. Genelde çok teşekkür ederiz. %90 çok güzel şeylerle dönüşüm tabii, yapıyorlar. Tabii. Çok tabii. Teşekkür ediyorlar hani. Ama hani bir de şey de var hani ya o kadar para olsa ben de mutlu yaşarım diye. Şimdi o bende olsa ben de onu yaparım. Abi bu iş o kadar kolay hayat değil sana birincisi. Güzel. İkincisi benim ekonomik durumumla ilgili ne biliyorsun? Banka hesaplarımı biliyor musun? Bu işi nasıl kurup ne yaparken en ufak ben bir bilmiyorum. Fikri var mı? Hani örnek veriyorum. Bilmiyor. Şimdi biz bilmeden ahkam kesmeyi çok sevdiğimiz için bilginin cehaletini yaşıyoruz. Bilmediğimiz şeyi konuştuğumuz için bir yandan da. Gerçekten ne bir şeyi araştırıyoruz, ne bir şeyi kokuyoruz, ne ilerliyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle yaşıyoruz ve birbirimizin üzerinde kurmuş olduğu ve hayatı genelde bizim drive ettiğimiz yer. Ana temel motivasyonumuz dedikodu. Hani bunu benim geçen programda anlattığım Sapiens'deki gibi insanın gelişiminde çok önemli olan bir mihenk taşı da olsa daha doğrusu. Ama hani geliştik artık diyorsun yapmak ya. Ama evet geliştikten sonra hani bunun çok da fazla bir anlamı oldu. Aynen öyle. Çünkü bunun bence şöyle bir şey başlıyor. Şimdi çok tuhaf bir şekilde hani bu iş ya bakın gerçekten hani iyi insan olmak zorunda olduğumuz bir döneme giriliyor. Hani bir önceki programda boğuşuyorum ben hakikaten. Arkadaşlar. Yalnız o pek iyi insan olamıyor. Yanında oturan aynen. Köpeği öldürecek biraz sonra yani. Ben İyi insan oluyor değil mi? Onu böyle atıyoruz. Çok tatlı ama. O bir buldog olduğu için biraz güreşmeyi seviyorum. Bugün biz böyle biraz keyifle karışık. Çünkü daha hala tatildeyiz. Bayramda çekiyoruz arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim. Çünkü aslında konuya şöyle yaklaşmak gerekiyor. Hani eğitimden bakıyoruz. Son geçtiğimiz 2 ay nasıl geçti? Mars retrosunu yaşadığın zaman tabii, hani Temmuz'un, tabii. Ağustos'un hala nasıl geçiyor? Hani İlk baktığında bir çalışıyoruz. Tabii ki ekonomik olarak zorlanıyoruz. Çok zor. Şimdi çok zor. Şunu görmek lazım. Ama bir dakika bir lafını keseceğim balla. Mesela diyorlar ki her gün gazetelerde israf yapmayın. Öyle tabii. Bu ülkede hala günümüzde 5 ile 10 milyon ekmek her gün çöpe atılıyor. Bir kere biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak ve savaşlardan geçmiş bazı şeyleri karneyle almış zamanında tabii. Değil mi? Anneannelerimiz, annelerimiz anlatır. Yani hiçbir zaman böyle korkunç bir yokluğa düşmemiş ama fakirliği bilen, ayakkabı tamircisine ayakkabı tamir eden, çorap çektirilirdi. Ben çocukken tabii, naylon tabii. Çoraplar tamir ettirilirdi. Şimdi çat atıyoruz biraz kaçtım mı? Biz tasarrufu bilen, hatta salonlarımızda misafir gelince açan, kirlenmesin, eskimesin diye eşyalarımız salonlarımızda bile oturmayacak kadar eşyamızı bile tasarruf etmeyi bilen bir millettik. Öyle. Dik. Öyle. Nereden? Hangi gün biz böyle bir anda 5 milyon ekmeği çöpe atan, bir şey, tüketim böyle toplumuna dönüştük ve bu kadar şımardık? Bir şey üretmeden, hak etmeden para girerse erkekler, ya kadınlar şımardı, erkekler arsızlaştı. Çok net söylüyorum. Eğer sen hak etmeyen birisine fazla enerji verirsen, hani bunun bir lafı var ya, 2 liralık adama 5 liralık değer verirsen o da seni 3 liraya satar. Ya da 3 liralık adama 5 liralık değer verirsen 2 liralık şeye satar hesabı. Şimdi bir önceki programda o yüzden biz değer yaratmak ve değer üretmek, değer nasıl yaratılır, bilgi nasıl değere döner, hani bunları konuştuk hani bir yandan baktığında ve hatta şeyden bahsettik. Sanayi devriminin yaşandığı dönemdeki gibi bir değişim ve dönüşümün yaşandığından bahsediyorum. Şimdi bunları niye bu kadar tek tek özet özet anlatıyorum? Bir daha hani preview yapar gibi, bir trailer yaşar gibi
anlattığımı söyleyeyim. Şimdi abi 4 senedir 4. senemizi bitirdik. Biz bu yayınları yapıyoruz. Gerçekten milyon kişiye de ulaştık. Şaka 4 değil, yıl oldu. 4 yıl oldu. Ve 4 yıldır kendi elimden, emeğimden ne geliyorsa ortaya koydum. Hiç kimseden de hiçbir şey beklemedim karşılığında bugüne kadar. Ve burada benim çalışmak ve yaratmak istediğim şey aslında ufak çaplı denemek istediğim model yeni bir ekonomik model oluşturmaktı. Gerçekten paylaşım ekonomisi üzerine. İnsanların birbirlerine gerçekten elinde sahip olduğu değerleri ortaya koyacak. Sonuçta sadece parayı düşünmeyecek, para fokuslu olmayacak. Başka ekonomilerle de yeni şeyler yaratılabileceğini önce kendim öğrenmek istedim. Ve bu vizyonu da ortaya koymak istedim. Ve 4 senedir de devam ettirerek, gerekirse bedelini ödeyerek, gerekirse canım sıkılarak, gerekirse mutluluğunu yaşayarak bir şeyleri yapmaya çalıştım. Şimdi diyeceksin ki, niye bunu yapmaya çalıştın? Çünkü eğer elimizde astroloji gibi bir ilim varsa ve ben bunu okuduğumu ve bildiğimi iddia ediyorsam ve elimdeki harita eğer benim 4 sene önceki bugün bunların yaşanacağını eğer söylüyorsa, bakın ne olur rica ediyorum atmıyorum, dönün 4 senelik Oğuzhan Hocam'ın yayınlarına bakın. Kalkışmasından tutun, ekonomik krizinden tutun, osunda tutun, busunda tutun, bunları biz size süreç anlattık. Ta ki tabii ki yaptığımız şey çoğu insana göre hokus pokus olduğu için, hokus pokusu insanların algılayabilmesi için önce ellerinde çok somut bir şey görmeleri gerekiyor. Somut bir şey bu tarz dilimlerde gördükleri yer neresi biliyor musun? Artık bıçağın kemiğe dayandığı ve öbür tarafı soktuğu yerde. Kendisine dokunmadığı zaman insanlar zaten o zaten benim başıma gelmez. Ben ne de olsa o benim başıma gelmiyor. O bana ne de olsa olmaz. Bu işte ben ondan etkilenmem. Orada ah vah tüh dizideki işte karakterin acısına macısına bilmem neyini üzülür. Ama kendisine dokunmuyor diye onu hiçbir zaman içinde olmadığını düşünür. Başkası adına üzülür. Başkası adına dedikodu yapılır. Şimdi başkası adına yaşadığın zaman nedir biliyor musun? Kendi probleminden ve sorunda kaçıyorsun demektir. Yani çünkü insanın en zor yüzleştiği şey kendisiyle yüzleşmek. En zor verdiği sınav aslına baktığında. Ve insanlar bir bilgi aramak için bile defalarca kitaplar araştırarak okurken bile akademik insanlar bile bir bilgiye ulaşmaya çalışırken sürekli sorgu ve araştırma yaparken insanlar kendilerini sorgulamak ve araştırmak üzerlerine dakika bile harcamıyorlar ki. Ama komşu daha önemli. Çünkü komşuya bok atmak ne kadar biliyorsa affedersiniz bunu söyledim ya da onun hakkında konuşmak. Çünkü kendinle ilgilenip kendi problemini çözmek kendi. Senin problemini çözüyorum ya kendimde yapmam gereken acıyı ateşi dindirip orada vicdanımı yeteri kadar rahatlatıyorum. Sonra dönüyorum kendi tarafına bak o ateş devam ediyor o problem çözülmüyor. Problemi çözmezsen o yangın orada devam ettiği sürece sen onu artık döngüde, kaderde, karmada aynı yolda. Çünkü bir eğitim ve bir öğretim için kendimizle yüzleşelim yani tabii. İlk başta. O yüzden önce sorgulamak lazım. Şimdi bak diyorum sana ben yeni bir ekonomiye inandım. Ve bunun için bunun bedelini ödedim. Ve bunu yaptık ve ilerledik yani söylüyorum. Ve bu ekonomi içerisinde bunun modelini kurmaya çalıştım. Adım atmaya çalıştım. 4 sene sonra zaten olayların buraya geleceğini ben biliyordum. Müneccim olduğum için değil, elimde ilim var. İnanın şimdi diyeceksiniz ki şeyfim çok mu rahat? Hayır değil, hep beraber o geminin içerisinde bir yere gidiyoruz ama ve bakın ne olur yayınlarda da söyledik. Bir şey üretmemiz lazım. Hatta insanlık ürünü üretmemiz lazım. Bırakın çünkü bu insanlık ürünü dünyanın şu anda en ihtiyacı olduğu ürün. Tabii. Şu anda insanlar psikologlara, psikiyatrı, Amerika'daki herkesin bir psikoloğu, bir psikiyatrı var. Yapılan şey gelen kişiye direkt gelişine ilaç çakmak, insanları uyutmak, paralize etmek, aksine düşünme yeteneklerini alıp sistemin içerisine tıkıştırıp köle haline getirmek. Biz zaten toplumu. Kölelik sistemine doğru yavaş yavaş eğilmekten ziyade köleliğe gönül rızasıyla atlayan insanlar haline gelmeye başladık. Matrix'teki yine oradan örnek vereyim hep. Nasıl buraya oturacak şimdi? Sürekli örnek veriyorum. Orada Cypher diye bir karakter vardı birincisinde. Matrix'e geri dönmek istiyordu. Ben realiteyi kaldıramadım diye. Yediği şeyin gerçek olmadığını bilmesine rağmen çok ünlü bir aktör olarak doğmak. Yediğim etten tekrardan zevk almak istiyorum diyor. Ama hayatı boyunca, ömrü boyunca hiçbir şekilde özgürleşemeyeceğinin farkında. Bunun olmasına rağmen anlık hazzına, ateşine ve anlık tatminlerine yenik düşerek ruhunun özgürlüğe gideceği yolda öğrenmesi gereken sınavlardan kendini geride bırakarak, bedel ödemeyerek, hiçbir şeyin içinden geçmeyerek hazırca kucağına konulmasını istiyor. Kolay değil. Şimdi biz gerçekten Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir toplumuz. Ben çocukluğumdan beri hani bunu bana anlatıldığı zaman hani burada biz işte Türk, Kürt, işte Alevi bir şey falan filan diye ayırt etmiyorum yani.
Orada bizim beni en çok çocukken heyecanlandıran şey, vay lan işte hani biz de işte lan elimizi taşımızın altına koyup yüreğimizi ortaya koyduğumuz zaman tekrardan buraya sahip çıktık, böyle bir vatana sahip olduk dedik. Ve bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır diye de lafımız var. Ama şimdi biz bu vatanı elimizle, sırf bir kafada rahat yemek yiyebilmek için, sırf altımı Range Rover alabilmek için, sırf yandaki karıyı daha iyi kesebilmek için, onunla işte hani arsızlaşabilmem için diyelim, ülkemi kendi ellerimle buraya veriyorum. Ve bunu bakın tercih ediyoruz. Şaka değil ha. Ben insanlar şunu gerçekten vizyon olarak şunu merak ediyorum. İzleyiciler bir düşünsün kendi işlerini. İstedikleri hayattaki her imkan ve şart onlara sunulmuş olsa. Dile benden ne dilersen. Cin olarak çıktım mesela. Yani her türlü dileğini yerine geçer. Her türlü parası var, her türlü fikri var. Hiçbir korkusu yok. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ne yapacaklarıyla ilgili en ufak bir fikirleri olduğunu düşünmüyorum. Gelecek vizyonuyla alakalı. Ve çok rica ediyorum. Ne olur bana mail atın. İnşallah ortak bir vizyonda buluşuruz. Ya da mesaj atın. Gerçekten gelecek yaratmaya yönelik hayaliniz ve vizyonunuz nedir arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Ne hayal ediyorsunuz? Yani bakın veriliyor öyle size. Öyle çocuklarımızın huzurla yaşayacağı bir dünya. Çocuğun nerede yaşayacak? Altını yani. Tanımla. Bak şöyle. Sen kendin huzur. Bir de ben bankaya bu şeyi de anlamıyorum. Yani kıçı sıkışan affedersiniz çocuğuna hemen çocuğum için bilmem ne. Ya kendin için niye yaşamıyorsun bir kere şey önce hayatı? Çocuğu için de olur. Bak çok merak ediyorum. Çocuğu için hayal ettiği şey ne? Ve şunu söylüyorum tekrardan. Çocuğun için hayal edebileceğin en iyi şey ne biliyor musun? Kendin hayal kapasiten kadar çocuğun için en iyi şeyi hayal edebilirsin. Evet. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Çünkü doğa öyle çalışmıyor. Çocuğun senden benden üst makine. Versiyon. Halil Cibran der ki sizin çocuklarınızın hayalini anlayabilmeyi tahayyül dahi edemezsiniz. Yani çocuğun vizyonunu ve o makinenin sahip olduğu yaratacağı gerçekliği vizyonun ne olduğunu tahayyül dahi edemezsiniz. O yüzden onun için isteyeceğin şey yani sen iPhone X'e hani şimdi reklama giriyor bir nevi sen tutuyorsun iPhone 3'ün yazılımını yüklemeye çalışıyorsun. Doğru. Sen iPhone 3 yazılımısın. O makine içerisinde senin en iyi en kullanışlı programlarını da koysan orada artık çalışmayabilir, demode olabilir. Ya da o makinenin artık öyle bir cihaz var elinde ama böyle bir güncel sürümle çalıştırıyorsun. Bakın hayat kendisini yeniliyor, güncelliyor. Senin dediğin çok doğru bir laf var. Çok seviyorum. Hani dünyanın sonu geliyor. Dünyanın sonu gelmez, insanlığın sonu geliyor. Daha var diyorum yani, dünyanın dur, sonuna. O ego yani. 3 milyar yıl var. Dünyadan öyle dünya bitti. Şimdi insanlık dünya bunu şey insanlık ve biyoloji kendisi için daha iyi neyin olduğu ile ilgili bir fikri yok mu sizce yani? Bütün gücü Türklerin alın. Türklerin olmadığı kesin. Bak bütün gücü. Dünyanın şu anda Türkiye'nin en zengin adamları olsun, başka kişi olsun. Allah rızası için kalp krizi geçirme riskine geldiği zaman, teklediği zaman ne onu hayatta tutunuyor, neye tutunuyor? Neye tutunuyor? Yani o güç, iktidar ve yaşam amacı olarak hissettiğin para, madde edinimi, herhangi bir şey ya da kazanım günün sonunda kalbini teklettiği zaman senin için bir kurtarıcı olabiliyor mu? Ciddi anlamda soruyorum bunu. Olamıyor. İki yıl Mustafa tabii. Koç ölmez de öyle olsaydı. Yani isim vermek istemiyorum ama en basiti yani. Mustafa öldü yani. Ve yapacak çaresi. Ve bakın ben size bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar şunu fark etsin. Gerçekten Amerikan hastanesi. Televizyon fişini çeker gibi ya ben. Şurada Oğuzhan Hoca fişini çektiğimde yine battık sık çek. Bak gitti bak bu kadar. Oğuzhan'a daha ihtiyacımız var. Bu kadar. Biz sadece bilgi transferleri yapıp birbirimize bilgi aktarıyoruz. Zaten asıl şu anda keşfedilmesi gereken şey gerçekten değerli bilgilerin kendisi. Bilginin kendisi. Ve hadi senin gel biraz daha değişik şeylerden konuşalım. Özünde. Biraz daha böyle X-Files'lar bak arkadaşların ilgisini çekmeye başlayalım. Tamam, şöyle hani şuraya bağlayacağım. Şimdi daha aslında biz daha başka şeyler ya. Biliyoruz. Astrolojik olarak. Fazla şey biliyoruz ama işte bu kadar konuşabiliyoruz. Onu söyleyeceğim. Hani astrolojik ne olarak. Acaba? Zaten şu var. Aga bunu alıyorsun. Dinliyorsan. Tüketiyorsan. Ne olur tüketme. Bakın ben şunu yaşıyorum. Yatırımcı aradığım zaman benim ürünümü hayvan gibi tüketen, tükettiği bilgiyi alıp gençlere anlatan bir sistemde diyorum ki bana bir kaynak lazım dediğimde hani daha fazlasını yapabilmek için ne oluyor biliyor musun? Senin gözü görmüyor, duymuyor. Yeter ki bir şey isteme. Aynen öyle.
Yeter ki ben onu alayım. Yeter ki ben iyi olayım. Diyecek kadar diyorum. Sen yeter ki çok iyi ol. Okey. Ama nereye gideceksin? Bana anlat, ben de arkandan geliyorum. Bana bir hedef belirle ama hedefim var deyip o hedefim deme. Hedefini belirle, altına at, ben kafamı gözümü koyarım oraya. Hedef bu deme ya. Tamam, o hedef ne? Bir şey anlatırken onun gerçekten altını anlat. Biz astroloji tarafında yapmak istediğimiz şey aslında hedef ya da bir şey belirtirken işaret ederek insanların noktaları da belirttik. Ama şu anda herkesin döndüğü noktada eyvah işte onu paramı ne yapacağım, o bilmem ne olacak, kriz geldi ya şimdi. Yine herkes kendini düşünüyor. Yine kendini düşünüyor, onu diyorum. Canım. Yine yapacak bir şey yok ki. Bize burada diyorsun kolektif bilinçten bahsettik. Şimdi normal ama kere. Değil mi? İlk önce kendimizi düşünürüz hayatta. Şimdi başka. Tabii ki. İnsanlar olarak, içgüdüsel olarak tabii ki ilk önce. Ama hep kendini düşündüğünde olmuyor. Bireysel işte ol da bencil olma. Evet. Hani şimdi bir arkadaşımla konuşuyorum artık, diyor bu kişisel gelişimin de cılkı çıktı falan filan. Abi sen bakın, anlatanlar sindiremiyor bir %70'i gördüm. İki, gerçekten bu işin uzmanı ehli insanlar var, ciddi olduğu zaman. Ama ondan şey aldığı zaman, sen önemlisin dediğinde canım portakal suyu içmek istiyor deyip senin hayatındaki hiçbir önemi ciddiye almıyor. Paylaşmayı, desteği, sevginin ne olduğunu farkında değil. Onu da egosuna hizmet etmek üzere kullanıyor. Eğer sen bu tekamül sınavını veremezsen hocam, başına gelecek olan şey belli. Dolayısıyla niye ne oldum değil. Çünkü şunu söyleyeyim, gerçekten hayatta her şey... Bu an içerisinde olması gereken en mükemmel, düzgün ve en kusursuz şekliyle oluştuğunun farkında mıyız ya? Başına ne gelirse gelsin, senin için en iyi olan şey gelir. Aynen öyle. Büyük bir felsefedir bu. Bir de şöyle bir şey var. Sen nasıl algılayıp bakıyorsun oradan? Zaten yani. Başımıza ne gelirse gelsin, kendi hareketlerimizin sonucu geliyor. Karma budur. Bizim dışımızda bir şey gelmiyor şimdi ki. Şimdi bakın, karma diye kişiler... Şöyle bazı şeyleri doğru adlandırmak lazım. Tabii. Doğru algılamak lazım. Karma aslında basit bir şekilde, karma dediğin şey... Ne ekersen onu biçersin. Yani etki tepki. Türkiye'de bunun atasözü var abi. Ne ekersen onu biçersin diyor. Etki tepki. Yani niye tabii. Bir mesela fasulye ekip buğday bekliyoruz ya da bilmem ne ekip başka bir şey bekliyoruz. Bir sürü şeyi çözmüşüz kültür nefret olarak. Nefret ekiyoruz, sevgi bekliyoruz. Hadi ya, nasıl oluyor? Şimdi büyük resimden bakarsanız. Çözmüşüz. Evlenmişiz. Şaman oldu. Bak gerçekten çözmüşüz, şaka değil. Yani hocam lafını böldüm, ne olur unutma. Çünkü önemli bir şey değindi. Yine daha önceki bir yerde konuştuk ama tekrar ediyorum. Çünkü konuştuk ki hani tam çok güzel dönüşen şeyler oldu ama duymayan arkadaşlar için anlatıyorum. Bak Amerika'ya git, paran yoksa bir bok yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Doğru. Homeless'lar var. Bizde homeless yok. Yani evsiz insanlar. Bir şekilde bak, o paylaşım tarafı var. Bak biz o kadar değiliz hala. 20 milyon homeless var yani. Paran yoksa adamla hiçbir şey yapamıyorsun. Ama bak hiçbir şey yani... Bir kumar oyununa gireceksin. Bir oyun oynanıyor onların sisteminde. Amerika sistemi kumarı diye bir şey var. Çipin varsa oyuna girip oynayabiliyorsun. Birisinden çip de alamıyorsun. Diyor ki sana ya çipinle dahil ol ya da olma. Ya da gel gelmesin. Aklını, oyun kuralı onu gerektiriyor. Ama yaşam kuralı onu mu gerektiriyor şimdi? Bak oyun okey de öyle mi yaşıyor? Şimdi o yaşam kuralının gerektirdiği yerdeki doğru kuralları bilmek lazım. Sen bu Amerikan sistemi bunu sorarken benim kültürüm bana şunu öğretti. Aç birisine yemek ver. İhtiyacı olan birisine kapını aç. Bak ben uyuyorum. En savunmasız anındayım. Hiç tanınmadığım bir yaratığı, canavarı, kişiyi yanıma alıyorum. En çok ölmeye en açık olduğum an. Evet. Ve bu güven bana teslim ediliyor. Ve diyor ki yemek yemek her vücuda... Artık kimse yapmıyor. O diyor vardı. Bak kontör atmaksa biz Amerikalılaşıyoruz. Başka hiçbir şey. Biz küçük Amerika oluyoruz. Bence dünyada kalmadı ki o artık. Ya ama yani öyle ya bir yardım olmazsa, öyle bir insanlık. Yani ben bazı noktalarda yapıyorum abi. Hiç kimse şey yapmıyor. Vicdanımı rahatlatmak için yardım etmiyorum. İçimden geldiği için yardım ediyorum. İkisi başka. Ama eve almıyoruz tanımadığımızı gece uyurken. Abi ben şöyle bir şey söyleyeyim sana. Gece uyurken de ben İstanbul'a geldiğim zaman ev sıkıntısı da çektim. Top oynarken. Bir tane evim vardı. Seninle yaşadıktan sonra başlarken o evi hiç kapatmadım biliyorsun. Ve İstanbul'a her ihtiyacı olan geldiği zaman arkadaşım, Ankara'dan tanıdığım eşim olsun. Arkadaşlar ben evsiz kalmanın ne olduğunu biliyorum. Ne olur istediğiniz gibi yatın için. Yeter ki hayata tutunun. Siz istekler, kendinizi ortaya serin ve kendi yapacaklarınızı yapın tip diye. Tip tip insan çıktı yıllarca, bunun karşılığında. Aynen. Suistimal eden oldu. Teşekkür işte, eden oldu. İnanın bunu ama ben sadece veririm. O onun yolu. Onun zararını hayatımı alıp almamak da benim tercihim. Bak işte karma, etki tepki, enerji.
o enerjinin karşını X gezegenin Y noktasında haritanda birleştiğinde farklı bir noktadan farklı bir enerjiyle karşılaşacaksın ve o oradaki davranışının bir sonucuyla karşılaşacaksın. Öyle oluyor. Doğum haritası ve karma astrolojisi aslında davranışlarımızın sonuçlarını gösteriyor bize. Şimdi geçen gün bir tanesi gelmiş. Yani ben şu tip danışandan hiç hoşlanmıyorum yani. Öyle arkadaşlar zaten ne bana öğrenci olsunlar ne de bana gelsinler. Hep kendisi haklı. Ha, o zaman sana neyi danışıyor? Hep o haklı, hep kayınvalidesi ona zarar vermiş, hep karısı o eşi kötü, zarar vermiş, hep kötü, hep şöyle, hep böyle ıvır zıvır. Ya dedim ya haritayı gördüğüm için kimin ne olduğunu biliyorum. Dedim hanımefendi yani herkes hatalı ya. Sizin hiç mi hatanız yok? Yok. Hiç mi hatanız yok? Ne yok dedi? Çünkü yok, görmüyor, dedi. Göremiyor. Yani etki tepki yasalarını göremiyor, algılayamıyor. Şimdi bazıları diyor ki işte ne ektiysen onu biçeceksin. Ama her şeyin bir zamanı süreci var. Kavunu ekiyorsun, 3 ay sonra çıkıyor. Buğdayı ekiyorsun, 6 ay sonra çıkıyor. Çamı ekiyorsun, 40 yıl sonra koskocaman bir ağaç oluyor. Şimdi her şeyin zamanı var ama biz o kadar mitoloji, matematik, kuantum, astroloji, yeni fizik bilmiyoruz ki toplum olarak. Ama bilmiyoruz. Yani bizim eğitimimiz de bilmiyor, ama orta düzeyimiz de bilmiyor. Ama merak etmiyoruz abi. Şimdi, bilmiyoruz ne yani? Bilmiyoruz. Merak edersen bilirsin. İlgilenmiyoruz ve bununla ilgilenen insanlar da bir garip gözle bakıyor. Ya ben bilime inanırım falan. Ya bilime inanırım. F1 çarpı A, F2 çarpı B onun ne olduğunu bile bilmiyor. Bilime inanan adama bilimsel bir şey sordun da cevap verebiliyor. Şimdi bilime inanırım arkadaş diyor ama sen arkadaşım sen bilime inanıyorsun da bilimin ne olduğunu biliyor musun? Yani egolar tavan. Şimdi öyle bir noktada o etki tepki mekanizmasında sebep sonuç etken mekanizmasında bunların cevaplarına veremiyoruz ki. Belli bir noktaya kadar verebiliyoruz. Gelmiş soruyor işte benim başıma neden bunlar geliyor? Etki tepki mekanizması neler yaptın? Şimdi görmediğin şeyler var. Görmediğin davranışlar var. Mitoloji ve matematiğin ve kuantsal bir sistemin yani bir kolektif alan, bir yapı, eş zamanlılık, benzerlik, benzerliklerin birleşik çalışması, stringler filan. Şimdi bunlara herkesin bilmesine gerek yok diyebilirsin. Ama basit coğrafya bilgisi, basit astroloji bilgisi, basit matematik bilgisi, basit sosyoloji bilgisi. Onları bile bilmiyoruz. Dürtünün ne olduğunu abi bilmiyor. Abi sen televizyon kapatma cezası olarak belgesel gösteren bir ülkede yaşıyorsun. Valla ilk yani böyle bir belgesel cezası veriyorlar biz yani. Biz burayla cezalıyız her akşam oturuyoruz. Saatlerce evet. Uzay, feza, oydu, buydu, bilmem neydi. Bir de yani bir konuyla da bitmiyor ki insan faktörü, yemeklerimizdeki değişiklikler, bilmem neler. Her şeyi seyrediyoruz. Dün gece ben cezamı çektim yani. Ne seyrettin 5 sen? 5 saat kadar belgesel seyrettim. Bir de gündüz de Zeyno ile 3-3,5 saat, dün 8 saat falan belgesel seyrettim. Biraz ama tatil yapıyorum. Oluyor. Yani demek ki iyi bir cezaymış yani. Yani düşünebiliyor musun? Televizyon kapatma yerine belgesel, cezaya bak. Ama hayvanı bile bilmiyor. En basitinden bırak kuantumu, uzayı, fezayı, başka sistemleri bilmem neyi. Kendi yaşadığın dünyada yaşayan canlıları bir öğren bir zahmet ya. Öğrenmekten ziyade. Ülkelerini öğren, insanlarını öğren, kimin nasıl kültürü var onu öğren. Gittik 40 kişiyle işte hep anlatıyorum Kenya'ya 1,5 ay. Kimse bayrağını öğrenmeden döndü Kenya'nın. Ama şöyle tabii, bir şey söyleyeyim şimdi şu çok doğru bak gerçekten eğitim derken. Bunun çünkü ne ekonomiyle alakası var, ne başka bir şeyle alakası var. Toprağın, yerin, zamanın ve özgürlüğün olduğu sürece, nefes aldığın sürece her an için eğitimin içerisindesin. Bizi gerçekten besleyen bir tane kaynak var, o da nefes. Bak, ne yediğin yemek, ne içtiğin su. Yani biz sadece sürekli yemek arayışı içerisinde karnını doyurmaya çalışan robotik canlılar haline gelmeye başladık. Ondan beslenip nereye bakacağımıza karar veren insanlardı ya da öğrenendi. Çünkü doğa zaten sana ihtiyacın olan her şeyi vermiş ve sunmuş durumda. Ben de iyi yerlerde eğitim aldım. İyi Anadolu liselerinin Anadolu Lisesi'nde okudum. İyi üniversitelerde eğitim gördüm, kendimi yetiştirdim. Ailem bir şey falan derken ama ben hayvanı seninle tanıdım mesela. Yetmez ki. Bak şimdi ya. Çünkü işte çocukken köpeği alıyor burada. Benim tabii. Annem üzerinden örnek vereyim. İşte biliyorsun bizim evde kedilerin laçkalığını. Hani çoğu insanın bizim evde belki yemek yemeyeceği yerlerden. Mesela Aykil'le annem böyle dokunmazdı falan. Şimdi kedi başının üzerinde çünkü zannediyordu ki o kediye orada dokunup yemek yediği zaman mikrop kapıp hastalanıp öleceğini zannediyordu kadın yani. O psikolojide yemek yiyordu. Şimdi
kedilerle birlikte takılıyor, başka bir şey yapıyor, oluyor, bu oluyor. Yani bunun, bak bunun da insanın kendisini öğrenmesi ve eğitmesiyle alakalı olan bir durum var. O yüzden astrolojide ne olur? Bak bir araya gireyim mi? Çok güzel şeyler yapmışız ama. Gurur duyun. Hep beraber. Pek çoğunuzda gurur duyuyorum arkadaşlar. Seyirciler, öğrenciler, danışanlar, Bili, Buğra, biraz da ben. Çok değişik insanlarla tanışıyorum. Seyahat ettiğim zaman, ben seyahati severim. Son zamanlarda biraz vakit bulamıyorum. Alya'nın doğumu filan, Zeyno öyle beni biraz kapattı ama tabii ki bebeğin de büyüme süreci yani. Şimdi yaptığımız seyahatlerle çok değişik arkadaşlarla tanışıyorum ve tanıştığım kişiler bizleri takip ediyorlar. Yani mesela Sarıgerme'de tekneye bineceğim. Dalyan'da kaptan takip ediyormuş bizi. Ne güzel. Mesela Ölüdeniz'de akvaryum koyuna gideceğim. Orada işte tekneci arkadaşlar, kaptanların çoğu bizi takip ediyor. Ya hiç ummadığın insanlar değil hiç mi? Hiç ummadım. Arabanın lastiğini değiştirmeye gidiyorum. Sanayideki lastikçi abiler takip ediyorlar bizi. Kaportacı arkadaşlar takip ediyor. Yani toplumun çeşitli sık arasındaki kişilere bilgi verebiliyoruz. Yani ben bu konudan dolayı Billur TV'nin ve bizim videoların çok etken olduğunu fark etmeye başladım. Biz ilk kurulduğumuz zaman bize dediler ki böyle bir sürü ukala insanla yani şöyle tabii konuşmak zorundaydık. İşte reklamcısı, ocusu, bucusu nasıl ilerleyelim? Biz de her şeyi bilmiyoruz ya. Profilin yani hangi profile hitap etmek istiyorsunuz? Ben de böyle bakıyordum. Mesela herkese dedim. Öyle bir profil yok. Bir kere profilinizi seçmeniz lazım filan filan. Ya kardeşim sen artık internete girdiğin zaman dünyayla nasıl birleşiyorsan Çin'deki fakir adamın veya Kuzey Kore'de yok internet de yani yasak ya da işte bilmem Pakistan'daki şoförün, Amerika'daki zenginin hepsinin girdiği bir yere giriyorsun tabii, değil mi? Herkes ortak bir dünyanın tabii, içinde tabii kendi merak ettiği tabii şeylere. Ben artık herkes diyorum dünya için, bizim ülkemiz için. Öyle ben AB'ye hitap ediyorum. Yok bilmem neye, benim programımı C'ye insanlar. Böyle bir şey yok Oğuzhan. Çünkü herkes. Herkes. Çünkü öyle bir yapı, işte bak bundan bahsetmeye çalışıyorum. Herkes ilgilendiren bir ürün ama elindeki. Elindeki, evet. Onun için bak, biz de herkese hedefledik zaten. Herkesi ilgilendiren bir ürün fakat bir şeyler farkı, merak. İş meraktan tabii başlıyor. Bir, iki, beynin kör inançlar tarafından kirlenmemiş olması gerekiyor. Doğru. Yobaz Hristiyanlık, Yobaz İslamiyet, yani Ortodoks İslam, Ortodoks Hristiyanlık, Ortodoks Yahudilik denilen çocuğun beyninin yobaz ve gerici düşüncelerle ne olmaması gerekiyor? Zehirlenmemiş olması gerekiyor. Bunun arkasından merak başlıyor. Ben kimim? Nereye gidiyorum? Varoluşum mu? Asıl amacı ne? Aynı şekilde. Ayrıca kirlenmiş biri de olabilir. Etkilenmiş biri de geriye sana dönüyor. Sana rastlar, merak eder, açar yıllar, bir şey seyredir. Ki, bambaşka seyredir ama. Seyreder bambaşka bir fikre kapılır. Başlangıçta biraz ön yargıları oluyor. O da güzel. Ama zaten o, öyle olsun. O ön yargılarla araştıra bazı netlikleri bulabiliyor. Çünkü ya arkadaşlar bana soruyorlar. Oğuzhan Hoca hayat amacın nedir? Ya benim hayat amacım nedir biliyor musun? Bir senin anladığın şey değildir. Bak buradaki arkadaşlarım, beni dinleyen hiç kimsenin anladığı şey değil benim hayat amacım. Ben bu mekanizmadan, matematiğinin neden var olduğunu bulmaktır benim hayatım. Bu kadar basit. Logos, sistem neden var? Şimdi herkesin sorusu kafasına göre pek çok soru. Kafanıza göre vereceğiniz cevapların hepsi insani cevaplardır. Doğru. Burada yüzlerce cevap veriyorsunuz. Neden varıza? Yüzlerce cevap veriyorsunuz. Hepsi ya size öğretilen, ya medyanın söyledikleri, ya annenizin, babanızın söyledikleri. Çoğu kendi fikriniz bile değil. Düşündüklerinizin çok daha dışında bir sebep var. Ve bunu işte matematiksel bulabilmektir benim hayat amacım. Ve bunu bulabilmek. Hayat amacım çocuğumu büyütmek değildir. Hayat amacım daha fazla para kazanmak, daha fazla seks yapmak, daha zengin olmak değildir. Hayat amacım varoluşun
özünü bulmaktır. Onun arkasından diğerleri gelir. İşte herkesin bir hayat amacı olması lazım. Çok güzel. Peki o hayat amacını nasıl bulmayı, yani senin oradaki usturlabın nedir hocam? Pusulan bir aracın. Astroloji ve bunun temsil ettiği mitoloji, bilinç dışı ve mekaniktir. Evrensel zekanın yaratmış olduğu hayal bir sistem. Değil mi aslında? Tabii ki. Temelinde. Tabii ki. Tabii ki. Vizyon ve hayal gücü. Gerçekten. Ve sen araştıra araştıra hayal gücün gittikçe büyüyüp, gittikçe daha büyük bir resmi görmeye görüp, gittikçe daha büyümedin mi? Öyle. Tabii ki. Sen de öyle olmadın mı? Tabii ki. Peki bizim şimdi Zeynep'in eşim Zeynep'le sen aynı sınıfı bitirdin hatırlarsanız. Ve Uranyen astrolojide bir anda girdiğiniz, hatta sert bir dersti o biliyorsunuz. Ben bazı sınıflara böyle 10 yılda bir açıyorum. Uranyen de öyle. Bir daha da açmadım Uranyen falan. Bu yılda bir simya sınıfı açtım. Yıllarca da açmam. Ne kadar sertti değil mi dersler? Ama biz kozmobiyolojiden, kuantum mekaniğine, dış evrene kadar astrolojiyle ilgili çok şey çalıştık. İşte orada neyi kavradık? Bir matematik olduğunu, her şeyin eş zamanlı bir bütünleşmiş yapı olduğunu fark ettik. Şimdi senin hayat amacın ne? Peki şöyle bir şey daha devam edeyim. Bir mutlu anlatayım. Etmek. Olabilir o. O kader. O hayat amacı diyor başka. O çok ağır kaderi var. O bedel. O başka bir şey. Benim hayat amacımda geyik onda yapmak bir, bütün gün. Bedeli var. Hayır. Çok güzel yerden girdin. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sana bunu sorgulattıran şey de hayal gücün. Hayal etmek. Ve ben ki. Bugün şunu söylüyorum. Çok basit. Ülke durumu çok kötü, moralimiz çok bozuluyor. Moralini bozan şey aslında senin hayal etme yeteneğini elinden alan şartlar değil mi? Bir de ülkenin durumu çok bozuk, çok şey bozuk, moralim bozuk. Sen ne yaptın ülken için bugüne kadar da? Çok uğraştın da senin uğraştığının sonucu mu böyle oldu da bozuldu moralin? Ama şu an bu arkadaşların canı çok sıkkın. Ben de diyorum. Peki ne canınızı sıkıyor? Bak, önümü göremiyorum, güzel. Önünü görmek de bir vizyondur çünkü. Önü var mı gördün? Hani okey. Peki seni zaten mutsuz eden şey hayal edebilme ihtimalinin elinden alınması. O yüzden burada ana motor hayal etmek aslında. Düşlemek. Sen imkanların, rahatın, şartın, aman her şeyim rahat olsun diyebilmenin asıl temel istediğin içgüdün ne? Aman kafam kiraya, elektriğe, bilmem ne, çocuğun okuluna, derdine, bilmem ne gitmesine şöyle rahat rahat yayayım mı? Hayal mi edeyim? Hani bir şey yaratıcı olmak için de biraz bazı şeylerin hani üç aşağı beş yukarı temelde hani imkanların olsun istersin ya. Gerçekten bak beni mutsuz eden şeyi söylüyorum. Hayal edeme ihtimalimin elinden alınması. Yapılan en büyük kötülük de bu. Ben bir şey söyleyeyim, bir insanın hayalinin kırılması demek benim için cinayet. Hiçbir farkı yok. Hani bir derler ya mesela konservatuara bir kız girer. İşte hayalleri vardır. Büyük sınıflardan birkaç kişi gelir. İşte sen burada işte yönetmenle, hocayla bilmem ne birlikte olmadan bu başrolü bilmem ne elde edemezsin. Bir saniye lan katilsin sen. Dur. Daha bir oraya bir girsin. Mesela bir aynen bir girsin. Belki sen yapamadın. Belki dünya yeteneği. Belki o insanlar sana davrandığı gibi ona davranmayacak. Belki o büyüleyecek. Ama sen de onu büyüleme ve etkileme yeteneğini elinden alıyorsun. Ama biz daha zaten bunu çocuklarımıza yapıyoruz. Onu söylüyorum. Çocukken. Aileden başlatıyorsun. Bu sefer aileden sen bunu yaparken kimden bekliyorsun? Hangi sistemden bekliyorsun sana bunun sunulmasını? Hayal etmezsen, ümidin olmazsa zaten ruhun yaşamaz ki. Onun dışında biyolojik varlık olarak ise yani insani vasıfların olmaz demek istedim yoksa. Ama hayvan gibi olacaksak da gerçekten şurada köpek daha mutlu yaşıyor bizden. Çok eğleniyor. Gerçekten deminden beri köpek ne kadar güzel eğleniyor. Onun kadar eğlenen var mı aramızda? Ya belki gün sonunda herkes böyle yatıp yuvarlanabilmek için çalışıyor. O 360 gün yani hani baktığında. Yani şu şundaki eğlence ve mutluluk var ya. O yüzden. Hector gel. Gel buraya gel oğlum. Şu başka. Hector gel oğlum. Dönüyoruz lan diyor. Daha gel oğlum gel. Gel oğlum. Gel. Tipi. Gel bebeğim. Gel tipi gel gel. Tipi. Toparlayın konuyu. Ne konuştuk bugün? Nedir yani? İnsanlara koş. Ne söylemek istiyoruz? İş şuraya geliyor benim kendi nazarımda. Baktığımız zaman. Yapabilecek o kadar çok şey var ki elimizde. Ve ben şunu söylemek istiyorum. En büyük yapılacak olan hata zihnin insana oynadığı yer, akıl. Benim şuna sahip olursam kendimi daha iyi hissedeceğim. Bu bende olmalı ki güçlü olacağım.
şu göbeği eritirsem şu kızla tanışacağım. O göbeği erittiğin zaman o kız orada olmayabilir. Ya da o kız o göbeği eritmeye çalışırken çok şey verebilirsin, eritememiş olabilirsin. Belki sen göbekliyken seni daha fazla mutlu edecek bir kadınla tanışmak üzeresin ama farkında değilsin. O göbeğini erittiğin için, göbeği erittiğin için hayatının kadına daha göbekli biriyle birlikte olacakken sen o göbeği erittiğin için onunla birlikte olmayabilirsin. Bu ne demek? En güzel halin. Paradoks. Bak en güzel halin. Andaki halin. En yakışıklı halin. En zengin halin. En akıllı halin, en zeki halin, andaki halin. Bundan daha ötesi yok. Bak yok. Bunun daha iyi olabildiğine inandığın için bir motivasyonun var ve buraya gitmek için de bir hayat enerjisi kazanıyoruz. Bu başka konu ama en iyisi bu. Bak yeni bir saat yapmayı düşünüyorum. Saat ne biliyor musun? Yalnızca anı gösterecek. Her yerde now, 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 now yazacak. Anı gösterecek. Çalmayın sakın. Ya bunu ispat olarak gösterin herkese bu videoyu. Ve now. Şimdi öyle bir şey ki insan psikolojisine baktığınızda sürekli yarın için endişelenip kaygılanıyoruz ve panik ataklar, dün içinde stresler yaşıyoruz. Dününde nostaljisinden yerine bir hal oluyoruz. Depresyonun da ana sebebi ne biliyor musun? Geçmişteki hatalarımız için. Bu videoyu seyreden sizler ve bu videoyu yapan bizler ve emeğe geçen herkes. Hepimizin bir geçmişi, bugünü ve geleceği var gibi görünse de hep beraber şu an anın içindeyiz. Geçmişteki yapılara takıldığınız zaman depresyon, gelecekle ilgili yapılara takıldığınız zaman kaygı ve anksiyete. Ya arkadaş, demek ki bir sisteme... Anı yaşadığında da iyi kötü mutluluk. Yani şimdi, aslında anda kalınca. Hektor'a bakıyorum. Bak. Hektor'a bakıyorum. Yarını var mı onun? Dünü var mıydı ve yarını var mı? Düşünmüyor. Şimdi tabii ki korteksin biraz az olması avantajlı aslında. Yani onu düşünmüyor. Biraz bizden daha düşük zekalı canlılar gibi değil. Daha yüksek farkındalık içinde şöyle bakmamız gerekiyor. Çok büyük bir anın içinde küçük navlara, parçaları yaşıyoruz. Ve o küçük kesitlerden dolayı da inişler çıkışlar yaşıyoruz. O beni sevmedi, bu beni sevmedi. Onu yaptım, bunu yaptım. Şu şekilde uğraştım, bu şekilde uğraşmadım şeklinde kaygılanımlar ve günlük hayatın çelişkileri ve kargaşaları içinde geçiriyoruz. Daha büyük resimden bakarsak başınıza ne girirse gelsin sizin gelişmeniz için oluyor. Sizin büyümeniz için oluyor. Ve bak kaç yaşındasın, kaç yaşındasın, kaç yaşındayım, kaç yaşındasınız. Hangi yaşta olursanız olun. Şu an gerçek. Başka bir gerçek yok. Başka bir gerçek yok. Akıl kullanılacak olan şey yön bulmak ve vizyon, bir şey yaratmak için aklı da kullanmak, gelecek görmek, strateji kurmak okey ama bizi yol aldıran şey anın gücü gerçekten. O yüzden Allah bize gerçekten akıl vermiş, fikir vermiş. Hatta lafımız var, Tanrı'yı güldürmek istiyorsan plan yap diyorlar. Plan yapma ama gelecek eskizleri atalım, o yolda yürüyelim. Bunun çünkü değerine varmadığın sürece maalesef emin olun başkasının seni kurtarmasını beklersin günün sonunda. İşte doğum haritalarındaki bazı konfigürasyonlar. Senin senden başka kurtarıcın yok. Şimdi an diyoruz, evet bir akış var, bir gelecek var, bir olay var, deneyim alanları var. Ama anda huzur bul ve başına ne gelirse gelsin gelişmek için buradasın. Bunu fark et. O zaman daha mutlu olacaksın. Ya basit mutlu insan. Ya herkes parayla mutlu olacağını düşünüyor. Ama gel gör ki ülkemizde para birimi 15 sene önce değişmiş olmasına rağmen hala milyar diyor. Kendi para birimini bilmeyen adam nasıl zengin olacak mesela? Ben böyle detaylara takılıyorum. Şimdi ben... Sen daha paranın birimini doğru söyleyemiyorsun ki. Ben mesela milyar diyen piyangocudan veya lotocudan para şeyi almıyorum. Bileti almıyorum. Niye abla almıyorsun diyor. Sen diyorum para birimini bilmiyorsun. Bana çıkaramazsın ki o parayı. Bil doğum haritasında Satürn varsa... Bil doğum haritasında Plüto varsa, bil doğum haritasında Güney Ay düğümü varsa bazı yerlerde eksikler olacak ve bazı yerlerde de fazlalar olacak.
Birinin parası çok olacak, birinin fiziği daha güzel olacak, birinin aklı daha fazlasıyla gelişmiş olacak, birinin ailesi çok daha güçlü olacak ama birinin parası olmayacak, biri fiziksel engelli olacak, birinin aklı biraz daha zayıf olacak, birinin ailesi hiç olmayacak. Denge böyle kuruluyor. O doğum haritalarında bunların hepsini görebiliyorsunuz. Parası var ama mutlu değil. Mutlu olamayacak. Çünkü o Satürn öyle noktalara gelmiş ki ya çocuğundan yaşamış, ya eşinden yaşamış, ya başka bir yerden yaşamış, ya da kendi kişiliğindeki bir defekten kaynaklanan bir sorunu var. Fiziği sapasağlam, ortalama bir hayat sürüyor ama tembel, ilerlemiyor. Gelişmiyor, arzu yok, motivasyon yok, mücadele yok. Her şeye sahip görünen ama hiçbir şey olmayan pek çok insan tanıdım, biliyor musun? Yıllar içinde. Ve ben tek bir şey söyleyeyim. Eğer mutlu olmak mı istiyorsun? Mücadele et ve andan zevk al. Ve üret. Ve üret. Mutluluk üretilen bir şey. Ve kendini kabul et. Ve kendini kabul et. Kendinle barış. Şu kapitalizmin yaratmış olduğu sisteme sinir oluyorum. Yok, 1.80 boyda olacaksın, kalçan küçük olacak, şör olacaksın, kaslı olacaksın, ıvır zıvır. Bunları var ya kapitalist sistemler yapıyorlar. O gençlik dergileriyle yapıyorlar, biliyor musun? 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında çocuğun kafasına sokuyorlar. Anasının da kafasına sokulmuş zaten. Babasının da kafasına sokulmuş. Şekilci bir toplumun çocukları da şekilci oluyor. Böylece kim kazanıyor? Kim kozmetikçiler, kazanıyor? Doktorlar, kozmetikçiler kazanıyor. Doktorlar kazanıyor. Şöyle değerlendirelim. Kozmetikçiler, tabii. Şöyle değerlendirelim. Bak şimdi kapitalizm faydalı olan tarafının aslında hani bir yandan da hani sadece kötülemek zararlı bir yanı yok. Yararlı, dengeli. Şimdi diyetist tarafından baktığın zaman da hocam işin içerisinde sağlıklı beslenme. Doğada obez bir hayvan var mı? Yok. Yok. Doğada çok tüketen bir hayvan var mı? Yok. İhtiyacı alanı kullanana kadar kullanıyor. Ya ayılar bile kış uykusuna yatmadan önce depoluyor bir şey hani yani. Depolayan bir sürü hayvan var. Yağ depolayan. Ona bakarsan deve de hani sırtında örgücünde yağ depoluyor. Çölde yaşıyor. Bir nedeni var ama. İhtiyacı olanı tüketmiyor. O zaman göbeğin varsa ve bunu verebilecek imkanı da eğer sen spor salonları sunuyorsa, gerekirse kapitalist niyetle bile kurulsa. Bak artık elinde bunun sistemi var. Evet, git der. Obez olma, sağlıklı beslen, öğren oradaki şeyi. Gerçekten boyun 1.80 olmayabilir ama vücudu yağ oranı %20 olmasın ya. Sen normal seviyede tut. Onun için de sana artık eskiden ne yapayım, bilgiyi nereden alayım değil. Aha elinde bilgi var. Öbür tarafta spor salonu hazır. Kapitalist bir niyetle de kullansa ama o imkan sana sunuluyor. Şimdi bunun sebebi şu. Yani yine nasıl çevirip kullanabiliyorsa hocam. O yüzden özündeki bir şey, lafını böleceğim. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki bir belgeselde. Çok hoşuma gitti. Bir zaman geçtikçe bilgelik deneyime, tecrübeye dönmeye başladı. Fayda sağlaması açısından tecrübede bilgiye dönmeye başlıyor. Ve biz şu anda sadece bilgi iletişimleriyle birlikte sindirmeden var olmaya çalışıyoruz. Ama özü bilgelik de bunun. İnsanın gelişiminde. Şimdi bilgiyle bilgelik arasında bir bağlantı kurabilirsek hep beraber. Bilge insan aslında kendi hayatına, içgüdülerine ve dürtülerine kontrol edebilen insan. Bilge insan. Bilgi sahibi olan insan ise bunu fark etmeye çalışan, bunu kontrol etmeye çalışan insan, bilgisiz insan ise bedeninin ihtiyaçlarıyla sosyal toplumun temsil ettiği, o işte el alemlerin temsil ettiği şekilde hayatını beyhude bir şekilde yaşayan insan. Bunu ayırmak gerekir. Bu aslında o kadar da zor değildir. Bakın Adler'ın söylediği doğrudur, Alfred Adler'ın dediği doğrudur. Her insan mükemmelleşmeye çalışan, mükemmel olmayan bir varlıktır. Aha, arkadaş eşek arası. Araya girdi. Evet araya geldi. Bayağı büyük bir eşek arası. Dedi artık yeter. Tamam yeter kesin. Bir saati diyor. Geçti. Vespa. Onun ismi Vespa. Afrika ben eşek. Kızım, ben yolladım. O var ya Avrupa büyük eşek arası o bayağı sıkı bir ara. Sıkı bir ara Vespa. Yaban arası değil. Eşek arası denilen tiplerden. Şöyle bakmamız gerekir. Adler'ın söylediği şey doğru. Şimdi aşağılık dürtüsü ve üstünlük dürtüsü arasında gidiyor kişilik. Power. Yani bir tarafta aşağılık dürtüsü var, kendisini diğerlerinden aşağı, bir tarafta da üstünlük dürtüsüne doğru ulaşmaya çalışıyor. İşte o da çocukluğunda almış oldu. Anne ve baba o kadar önemli ki, o doğum haritasında o dördüncü ev, doğum haritasında ay o kadar önemli ki annenin ve babanın vermiş olduğu travma kadar oluyor. Çok dikkat edin, çocuklarınız çok değerli.
Ama çocuklarınız o kadar değerli ki, çocuklarınızı eğiten öğretmenlere de dikkat edin. Çocuklarınızın iletişim kurduğu arkadaşlarının annelerine ve babalarına da dikkat edin. Yani işi ciddiye alın arkadaşlar. Çünkü oradaki travmalar, oradaki yaralar, oradaki yaralar kader oluyor biliyor musunuz? Oradaki yaralardır kader. Yani ve bu yaraları çocuk, bir kısım arkadaşlar der ki 0-3 yaş arasında alabilir. Doğru olabilir. Ben sonuçta çocuk psikoloğu falan değilim. Ben yalnızca psikolojik astroloji uzmanıyım. Psikolog da değilim. Ama benim gözlemlediğim bir şey var o doğum haritalarında. 0-3'ü bilmem ama 5 ila 10 arasında alınan yaralar var ya, hele 8-10, 8-11 arasında alınan yaralar, o cinsel tacizler, o yaralar, o fiziksel acılar, o dayaklar, o annenin ve babanın hissettirmiş olduğu değersizlik duygusu, hele o 11-13 yaş arası genç kızların yaşadıkları o dürtüler, bunlar o kadar önemlidir ki, eğer ailenizi, çocuklarınızı seviyorsanız ilk önce biraz işte bunlara dikkat edeceksiniz. Kesinlikle. O zaman hayatı, şimdi bana gelmiş diyor ki işte oğlumla sorunum var. Oğlumla sorunum var, tamam biliyorum. Oğlumla sorunum var. Doğum haritasına bir bakıyorsun ama oğlun 0, yani oğlum 8 ile 13 yaş arasındayken sen ne yaşattın bu çocuğa hanım diye sorduğunda, öyle cevaplarla karşılaşıyorsun ki o oğlan bence sorun yaratmıyor o anneye. Daha büyük sorunlar yaratması gerekiyor o anneye. Daha büyük sıkıntılar yaratması gerekiyor. Yani insan psikolojisinin de bir tolerasyon gücü var bilin. İnsan psikolojisi işte o doğum haritalarında. Şimdi ben hem karma astro hem de psikolojik astroloji uzmanıyım. O psikolojik astrolojide neyi görebiliyorsun? Eğilimi görebiliyorsun. Kişiliğin travma alabileceği esnek yapıları görebiliyorsun. Zayıf bölgeleri görebiliyorsun. O zayıf bölgelerden birinde bir çakma olduğu zaman kişilikte bir çöküş başlayabiliyor. Veya büyük travmalar ortaya çıkabiliyor. Ve o travmalar kader oluyor işte. O travmalar kader oluyor. Bana şu soruyu soruyorlar. Bazı şeyler kader midir? Eğer travmayı çözemezsen, travmayı çözemezsen bir kaderdir. Doğru. Travmayla devam ederse bir kaderdir ve ona doğru gidersin. Hector, oğlum gel. Ayaklarını yiyor mesela. Büyük travma evet. Olacak senin için. Evet. Toparlayabilir miyiz? Bir saati geçti programımız. Bunu ikiye bölebiliriz. İki ayrı video yapabiliriz. Top tek de akar fark etmez. İki ayrı video yapabiliriz. Hava da karardı, ışık hava da karardı, ışık da gitti. Bence böyle olsun ya bu. Hani güzel güzel. Daha başka konuşacak şeyler var aslında. Evet. Uzaylılar, UFO'lar, X-Files'ler neler var? Sabaha kadar oturup burada. Bilmem ki. Hayır, şöyle yapalım. Hani başka bir zaman konuşalım. Onu. Gelecek ay konuşalım. Ciddi ciddi hazır. Eylül'de de bir nefes alacağız ya. Yani burası orada. Bizim bahçede yapmak güzel oldu. Böyle hava alıyorsun evet, falan. Tabiat, evet, doğa. Devam ediyor çekim bu arada. Evet arkadaşlar. Şimdi hiç bak, böyle bir program görmemiştiniz bugüne kadar. Ama bugün eğleniyoruz arkadaşlar. Güneş tutulması bize de geldi. Ben burada bir daha bunları yan yana oturtmam ya. Kurban mıyım ben burada? Aslında şöyle bakalım. Seyreden arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çok ilginç işler var. Mesela çok, ya, çok değişik şeyler var. Gizli bir mesela Amerika'da hükümet. Gizli bir Amerikan hükümeti var. Şu an Trump'ı mesela devlet memuru olarak görüyor adamlar. Evet. Tabii ki derin devlet her yerde var. Derin dünya. Derin devletin bildiği, şimdi sen bir başkana nasıl güvenirsin hayatım? 4 sene hadi ikinci dönemi de yaptı, 8 sene sonra bu adam serbest, her yerde her şeyi konuşabilecek durumda. Tabii canım. Derin devletin başkanlara söylemediği, Roosevelt'den tut uzaylıların dünyaya gelişiydi, gizli deneyler de bilmem neler de, tabii ki haklılar ayrıca da söylememekle. Bana sorarsan daha halka açıklamıyorlar diye halk tepki gösteriyor. Ulan halk embesil, daha kendi çocuğuna nasıl davranacağını bilmiyor, işte kendine nasıl davranacağını bilmiyor. Ondan o gizli bilgiler verilir mi? Hani, bence yaparlar. Önümüzdeki ay bunları konuşalım. Bence herkese de o bilgileri abi. Herkese de. Sonra kendi çenesi düşüyor. Evet. Ben valla iki kelime ettim. Bene çenesi düşüyor. Yani bıraksak şimdi direkt yarım saat daha devam edersin. Sirius Yıldızı'nın gizemi mesela YouTube yapın. Mana denilen özel içki. Ondan sonra bunlara önem verin. Ondan sonra başka organoid nedir? Organ nedir? Bunları inceleyin filan. Bir dahaki ay soracağız bunların hepsini size. Sevgiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim?
Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.